Ali Bey. Nedir o son olarak çok çarpıcı bulduğunuz detay bizimle de reklam arasında paylaştığınız? Ha bu yargı, yargı ile ilgili mi? Yok hani bu... Bir gözaltı karar yakalama karar o, kararı. Yakalama kararı. Evet aslında birkaç güne daha ihtiyacım var ama elimde baya bir somut, somut veriler var. Yine klasik bir iş takibi. İş takibi karşılığında alınan çok yüksek miktarda yaklaşık 4 milyon lira civarında bir para. iş yapılmadığı için ve para da ödenmediği için aslında ben ilginç bir şey söyleyeyim. İnsanları şu noktaya getirmişler. Mesela burayı bir arsa olarak düşünün. Burası yeşil alan. Geliyor ki bir AK Partili bürokrat ki isim de vereyim çünkü bu yargıya yansıdı Muhammed Kaki. ve Muhammed Kaki'nin oğlu İbrahim Kaki. Kim Muhammed Kaki? AK Parti eski milletvekili. İbrahim Kekik'in dış komisyon. Peki, bu adamın sosyal medyada baktığınız zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın prensleri Amerika'daki ilişkilerini yürüten adam olarak ortaya çıkıyor. Ortayla beraber Gebze'de bir iş adamının bir i̇ş, sorununu... işlerinde görevli biri aynı zamanda şirket mi kurmuş? Hayır, iş takibi yapıyor. İş takibi yapıyor. Çok net. Bu Bunun bir sürü örneği var. İşte Mamak olayını gördük, Sayın Özgür Özel ortaya çıkardı. Buna benzer bir olay. Diyor ki buraya ben yeşil al ama burayı iman çıkartacağım diyor. Ne kadar diyor? 5 milyon diyor. Parayı alıyor. Yapabiliyorsa zaten biz bunu bilmiyoruz. Ama yapamadığı zaman burada mağdur olarak gözüken kişi aslında suçlu. Bunun da farkında değiliz. Niye? Rüşvet veriyor. Rüşvet iki tarafta bir suçtur. Rüşvet alanla rüşvet verenle beraber yargılanır. Yani siz alkolü araç kullandığınız zaman birine rüşvet verdiğiniz zaman siz de tutuklanırsınız. Hatta o polis o paranın seri numarasını alsın götürsün savcılığa versin. Siz rüşvete teşebbüsten ki Yargıtay bunu tartışıyor. Rüşvet vermek diyor. Teşebbüs olmazsa rüşvet diyor. Ceza alırsınız. Şimdi burada ne kadar ilginç ki isim veriyorum bakın. Çıkıp bağlanabilirlerdi. Suç ortağı ifade veriyor. Adli kontrolle serbest bırakı bırakılıyor. Ama milletvekili olayla ifade vermiyor. Herhalde bu hafta yakalama kararı çıkacaktı. Onu da takip ediyoruz gezmedeki dosyada. Organize bölgedeki yerlerden birini temin edeceğim diyor. Yüksek miktarda bir para alıyor. O parayı işi yapmadığı gibi iade etmiyor. Adam da olayı yargıya taşıyor. Dolandırıcılık yani. Evet. yani rüşveti veren kişi evet. şikayetçi oluyor. Evet. Ben bu kişinin suç kaydını çıkardım. Recep Tayyip Erdoğan'ın gözleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın dış ilişkiler komisyonunda görev verdi. bu kişinin yaralama... Kişi hürriyetten yoksun bırakma. Ayşallah. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma. Tertemiz. Bu. Kişi bu. Şimdi evet. Türkiye bu durumda. Türkiye Cumhuriyeti bu durumda. Devlet bu durumda. Ben bundan dolayı çok üzülüyorum. Tamamen bir çürümüşlük var. Tamamen bir kirlenmişlik var. 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon, 100 bin dolar mamak olayında birçok olay etrafımızı sarmış. Herkes bir şekilde... Güçlü, niye güçlü? İktidarda, niye güçlü? İktidarın adamı, niye güçlü? Reise bağlı, beylise bağlı, milletvekiline bağlı her işi yapabiliyorlar. inanılmaz bir durum. Bakalım bu davada yakalama olacak mı? Bakalım tutuklama olacak mı? Bakalım önceki suçlarla ilgili infaz ne durumda olacak? Hepsini göreceğiz. İfadeler de var. Ortağının ifadeleri de var. Mesaj çalışmaları da var. Başımız belaya gider diyor. Ee, bak diyor bu parayı diyor. Vermezsek kötü olur diyor. Buna cevap vermiyor. Ortağı bu mesajları savcılığa veriyor. İnanılmaz bir durum. Önümüzdeki süreçte anladım kadarıyla Tabi. Daha da. E, ama ama bu bizim ortaya konum. çıkartabildiğimiz çok 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 böyle binde bir olaylar. Ancak çok birçok olayın üzerine gidiyoruz. 500 tane, bin tane e, ayda böyle olay geliyor. Bir tanesini ortaya çıkartabiliyoruz. Ama şundan emin olun ki bu kişi dış işlerine danışman, bu kişinin babası milletvekili, bu kişinin işte en son haber dahil birçok AKP'ye yakın haber sitesine bakın. Recep Tayyip Erdoğan'ın gözleri arasında ve suç kaydı da bu. Bunların hepsi doğru. Peki. Şeyi merak ettim galiba bu dönemde devlete danışman olmak için pudra şekeri çekmek ön şart galiba mülakatlarımız. Ya da suç sormayın. işlemek, ya da suç eğilimi olmak, ya da işte bu işlere girmek eee şu bir şey söyleyeyim. Önceden hakimlik, savcılık, danışmanlık, memurluk, kamu görevliliği çok önemli şeylerdi. Ve bu görevi yapan insanlar danışmansa onun o makamın verdiği da o parayla çok güzel geçinebiliyordu. Ama şimdi artık bambaşka şeyler var. Bu adamların hepsi zengin. Peki. Bu özellikle kamuoyuna yansımış birkaç vaka vardı. Evet ona e, göndermeyi yaptım. Evet, bir takım hiç. görevler ya da devletin i̇şte, bir Mamak takım Belediyesi görevleriyle var. ilgili olarak efendim e, pudra diye tabir edebileceğim O da o hikayeyle ilgili dolayısıyla niyase İknürdü oradan bir e, hiciv yaptı. Şimdi Etem Sancak'la ilgileniyor musunuz? Takip ediyorum. BMC ile ilgileniyor musunuz? İlgileniyorum tabii ki. Yani hem BMC'yle de tank, tank paletle de ilgileniyor de. musunuz Ali Bey? Ya yani herhalde benden daha çok ilgilenen yoktur. Ee, tarihin en büyük lincini AK Parti ve Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli bu konuda e, şahsıma yaptı. Peker dedi ki Kısa yoldan milyarlarca dolar kazanmasına izin verildi Ethem Sancak için. Sonra ise ötekileştirilerek mallarının tehditle muktedirler tarafından bölüşülmesine sıra gelince samimiyetimle söylüyorum kendisinden hiç beklemediğim zekice bir hamle yaparak Doğu Perinçey'in partisine katıldı. Peker'in yorumu bu. Doğu Perinçey'in partisinin bir karşılığı yok ancak sesleri çok çıktığından mevcut iktidar seçim öncesi onları karşısına almamak için Ethem Sancak'a dokunmayacaklardır. Ethem Sancak da milyarlarca dolarlık servetini böylelikle garanti altına aldı. Siz, siz dediği halka sesleniyor. Twitter'da bu olayı Mevlana Şems aşkına ne oldu deyip makara konusu yaparken size ait olan milyarlarca dolar para Ethem Sancak tarafından böylelikle garanti altına alındı. Çünkü bizim ilişkimiz Mevlana Şems ilişkisi gibi demişti. Ethem Sancak Erdoğan'la ilişkisini böyle tanımlamıştı. Ethem Sancak ise buna ilişkin olarak bir yanıt verdi. Kardeşim dedi ben zaten daha önce zengindim aksine AKP döneminde ben yoksullaştım dedi. Söylenenleri hiçbir şekilde kabul etmedi ama ilginçtir AKP'nin kuruluşu bir Amerikan projesidir sözünden sonra da partiden ayrıldı. Ne diyorsunuz? Bir şey söylemek isterim. Ben bu şikayeti bir Demirören ailesinden duydum. Biz gayet kafamız rahattı, iş yapıyorduk, para kazanıyorduk ama bizi bu AK Parti'ye soktunuz. Hatta kardeşinin bile ülkeyi bu yüzden terk ettiği söyleniyor. Beşli Çeçe'den bazı müteahhitlerin söylediği, şimdi işte Etem Sancağ'ın söylediği. Yani buradaki aslında bir şey var şu, AKP'deki belli yapılara elini veren kolunu alamıyor gibi bir algı var. Niye? Bu adam şunu söylemeye çalışıyor. Evet ben BMC'ye girdim, tank pareti biz işte Katar'a bir kısmını sattık, bu işleri yaptık. Ama ben baktığım zaman finalde eksi deyim diyor. Peki artıda olan kim Etem Sancak? Sen bunu söylemek zorundasın. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti zararda. Tank palet yok. Burası satılmış. Belli bir rakam var. Sana BMC verilmiş. Sana bir sürü iş verilmiş. Yapmışsın, yapmışsın, yapmışsın. Ben zarardayım diyorsun. Devlet zararda. Halk zararda. Sen zarardasın. Kim karda? Demirören için. Şimdi aile şunu söylüyor. Ya diyor bize diyor bir buçuk milyar e, dolar değerinde olan bir yayın kuruluşunu aldırdı. Ondan sonra kendi medya grubu gibi, bu havuz medyası gibi <laughs> yaptırdı. Bu kanalın değeri 100 milyon dolara düştü. Ben Vakıf bak ve Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolar kredi çektim. Beni bu hale getiren bu iktidardır diyor. Milli belki, saysın. Belki. Ha o da ayrı bir şey. Ama benim zararım bunların hiçbir haklı tarafı yok. Ha, onu söyleyeyim. Hiç kimse sana herkesi suç işlememe özgürlüğü var. Suç işleme özgürlüğü yok suç işlememe hakkın var. Sen suç işlemeyeceksin. Şimdi 5 şişete de şunu söylüyor. Biz bunları alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Sandığınız kadar para kazanmıyoruz. Kardeşim, nerede bu paralar? Bu paralar nerede? Ben bunu soruyorum. Şimdi Milli Piyango'ya gelince e, herhalde benden önce uzun uzun şeyi konuşmuşsunuzdur. Sınav sorularının evet, olayı. konuştuk. Konuştunuz. Bakın, bu ülkede insanlar sınavlara, devletin yaptığı sınavlara güvenmiyor bu ülkede insanlar milli piyango ve şans çekiliş tahili oyunlarına güvenmiyor. Bu ülkede insanlar tüye güvenmiyor. Bu ülkede insanlar işte salgın korona oluyor oradaki